geçer yahu. Dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler kendilerinin de fakir olduklarını, evlerinin küçük olduğunu söyler ve Şakir diye birinin çiftliğini tarif edip oraya gitmesini tavsiye ederler. Derviş bölgedeki ikinci zenginin ise Haddad adında başka bir çiftlik sahibi olduğunu öğreniyor ve Derviş Şakir'in çiftliğine varıyor. Çok iyi karşılanıyor, iyi misafir ediliyor. Yiyor, içiyor, dinleniyor ve Şakir de, ailesi de hem misafirperver hem de gönlü geniş insanlar. Yola koyulma zamanı gelip Derviş, Şakir'e teşekkür ederken böyle zengin olduğun için şükret diyor, şükret. Şakir ise şöyle cevap veriyor. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin ta kendisi değildir. Bu da geçer. Bu söz üzerine uzun uzun düşünür. Aradan birkaç yıl sonra dervişin yolu yine aynı bölgeye düşer. Yolda rastladığı köylüler ile sohbet ederken Şakir'den söz eder. Ha, o Şakir mi derler? Köylüler o iyice fakirleşti. Şimdi Haddad'ın yanında çalışıyor. Derviş hemen Haddad'ın çiftliğine gider. Şakir'i bulur. Eski dostu yaşlanmıştır. Üzerinde eski püskü giysiler vardır. 3 yıl önceki bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş, evi yıkılmış, toprakları da işlenemez hale geldiği için tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan Haddad'ın yanında çalışmak durumunda kalmış. Şakir ve ailesi 3 yıl boyunca Haddad'ın hizmetkarı olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Şakir bu kez dervişi son derece mütevazi olan evinde misafir eder. Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Derviş vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu söyler ve Şakir'den şu cevabı alır yine. Üzülme, üzülme, unutma, bu da geçer, bu da geçer. Derviş gezmeye devam eder ve 7 yıl sonra yolu yine o bölgeye düşer. Şaşkınlık içinde olup biteni öğrenir. Haddad birkaç yıl önce ölmüş, ailesi olmadığı için bütün varını yoğunu en sadık hizmetkarı ve eski dostu Şakir'e bırakmıştır. Şakir Haddad'ın konağında oturmaktadır. Yine yörenin en zengin insanıdır. Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve yine aynı cevabı alır. Bu da geçer. Bir zaman sonra derviş yine Şakir'i arar. Ona bir tepeyi işaret ederler. Tepede Şakir'in mezarı vardır. Ve taşında şu yazılıdır. Bu da geçer. Derviş ölümün nesi geçecek diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için geri döner. Ama ortada ne tepe vardır ne de mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış, Şakir'den geriye bir iz dahi kalmamıştır. O aralar ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Öyle bir yüzük ki mutsuz olduğunda umudunu tazelesin, mutlu olduğunda ise kendisini mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlatsın. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzük yapamaz. Derviş ne oldu diye soruyorsunuz. Durun hele, bir dinleyin. Sultanın adamları da bilge dervişi bulup yardım ederler. O bilge derviş bizim derviş. Ya. Derviş sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp verir. Kısa bir süre sonra yüzük sultana sunulur. Sultan önce bir şey anlamaz. Çünkü son derece sade bir yüzüktür bu yüzük. Sonra üzerindeki yazıya gözü takılır. Sultanın bir düşünce alır. Bayağı bir düşünür.
ve yüzüne büyük bir mutluluk ışığı yayılır. Yüzükte ne yazmaktadır? Bu da geçer. Bu da geçer. Bu da geçer yazmaktadır yüzükte. Sıkıntısı olanlar, hiç bitmeyecek sandığınız dertleri olanlar, bu da geçer. Bu da geçer yahu. Bu da geçer. Aşk olan. Seni bana Allah gönderdi. Bir yaz günü yetiştirdiği hayvanların arasına birkaç tane de kaz ilave etmeyi düşünerek karşı yakadaki kaz çiftliğine gitmek üzere yola çıkan Yüksel Bey, saatlerini çok iyi bildiği ve hiçbir zaman kaçırmadığı feribotu o gün kaçırdı. O sıcakta bir sonraki feribotu beklemeyi göze alamayınca da kaz alma planını bir sonraki güne erteleyerek geri dönmeye karar verdi. Dönüş yolunda otomobiliyle ilerlerken bir kaz sürüsüyle karşılaşır. Ya. Kazları takip ederse kendisini mutlaka ait oldukları yere götüreceklerini düşünerek peşlerinden gitmeye başlar. Sürü önde, Yüksel Bey arkada. Sürü ilerler, Yüksel Bey onlarla birlikte. Tozlu, topraklı köy yollarında ilerlemeye başlarlar. Derken bir yol ayrımında sürü ikiye ayrılır. Bir grup kaz sağa giderken diğer grup kaz da düz devam eder. Şerbi bir an bir tereddüt ettikten sonra sağa sapan kazları izlemeye karar verir. Kazlar yalpalaya 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 bir süre daha gider ve sonunda ağaçların arasına gömülmüş küçücük bir evin önündeki tahta çitlerin arasından atlayarak geçerler içeriye. O sırada evin kapısı açılır ve yaşlı bir kadın dışarıya çıkarak kazları karşılar. Yüksel Bey bir süre kadını izledikten sonra otomobilden iner. Onun yanına gider ve şayet kabul ederse kazlarını satın almak istediğini söyler. Bakın şimdi. Yaşlı kadın sesi soluğu çıkmadan bakar, bakar, bakar. Ve tabii bu arada gözlerinden akan yaşlara hakim olamayarak, ben ta ne zamandır bu kazları satmaya niyetliyim. Tek derdim onları satıp içeride aylardır hasta yatan kocama ilaç almak. Ama ne bir yere gidecek halim ne de onları satacak birini bulacak gücüm var. Dün gece sabaha kadar ağlayarak yakardım. Dualarımın duyulacağını biliyordum. Seni bana Rabbim yolladı. Seni bana Rabbim yolladı olmuyor der. Yüksel Bey kazlara yaşlı kadının hayal bile edemeyeceği bir fiyat ödediği gibi ertesi günde oraya bir doktor götürüp kocasını muayene ettirir. İlaçlarını alır ve yaşlı kadının hayır dualarıyla oradan ayrılır. Evet, gece edilen dua ve sabah yol ayrımında o kapıya doğru ilerlemek. Hayal değil. Olağan şeyler. Hepimizin hayatlarında vardır. Buna yakın, belki bundan daha öte, daha farklı anlatımlar. Varlığına bin şükür. Varlığını bilmemize bin şükür.
bildiren, bilinen, bilen kullardan olabilmek muhteşem. Aşk olan.